Özel yayın devam ediyor değerli izleyiciler. İstanbul'dan 15 Temmuz darbe girişiminin simge mekanlarından biri olan köprüden. Bu saat içerisinde hem meclisteki anma törenine dönmüş olduk hem de buradan konuklarımızla bu yayını sürdüreceğiz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu merhaba. Yayında. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür buldum. Ediyoruz. Habertürk Güvenlik Politikaları yayın koordinatörü Çetin Erçetin de keza bizimle beraber. Çetin Er, teşekkürler aynı şekilde. Sizin vaktiniz de dar. Dolayısıyla sizinle evet. Başlayalım. Çetin Er de arzu ettiği yerde lütfen katkı versin. Bu günün tekrarının yaşanmaması üzere meclisten kuvvetli evet. mesajlar verildiğini, hafıza kavramında üzerinde durulduğunu duyuyoruz hitaplarda. Sizin yorumlarınızı da duymak isteriz. 15 Temmuz ne mana ifade ediyor hem size hem de ülkeye? Öncelikle ben de şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize, milletimize şükranlarımı ben de arz ediyorum. Hakikaten bugün sorduğunuz soruları anlamlı kılan o gün milletimizin ortaya koyduğu cesaret, kararlılık, şehitlerimizin ortaya koyduğu tavır. Hem gelecekte bu ve benzeri şeylerin yaşanmaması, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi hafıza kavramı çerçevesinde belki alt ya da üst birçok şeyi konuşarak temellendirmemiz lazım. Yani ülkemizin demokrasisi, siyasi hayatı, kültürü, birliği ve bütünlüğü açısından baktığımızda terör ve darbe eylemleriyle ilgili hafızamızı bunların yapıcıları, nedenleri, uygulayıcıları, planlayıcılarına dönük ve buna karşı çıkışa dönük yaşananları ve tavırları zihnimizde bir iz olarak değil, bir tavır ve bir ruh olarak ve bir karaktere ve bir kimliğe dönüştürmeyi başardığımızda geleceğe dönük bu ve benzeri darbe ve terör eylemlerine karşı da hem duruşumuzu netleştirmiş olur. Onun ötesinde bunların ortaya çıkacağı zeminde kurutmuş olabiliriz. Bu açıdan hakikaten önemli. Bu hadiselerin konuşulması ve dile getirilmesi. Her 15 Temmuz'da her gün bunlar yaşanıyor. Her gün bu konuları konuşuyoruz ama anma günü vesilesiyle daha derinlemesine konuşturma zemini oluşturması bakımından da bu anma günlerinin ayrı bir önemi var. Şimdi şunu görüyoruz ve biliyoruz. Yani 15 Temmuz vesilesiyle de yani Türkiye'de yerel ölçekli veya küresel bir takım destekleri de alarak bu toplulukların içerisinden kamu kurumlarının içerisine özellikle güvenlik birimlerinin içerisi başta olmak üzere sızan terör örgütü üyelerinin kendi isteklerine dönük milli iradeyi hiçe sayan bir darbe girişimini teröristçe ve vahşice uyguladığı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada öncelikle bu hafızayı temellendirirken koymamız gereken en zeminlerden bir tanesinin de 85 milyon olarak bu ve benzeri terör örgütlerine, darbe sevicileri ve darbe yapıcılara karşı amasız ve fakatsız karşı duruş sergileyebilmeyi bu hafızayı hatırlama vesilesiyle de bundan sonra daha geniş bir zemini de yaymamız lazım. Yani bir takım farklılıkların bu bayrağın dalgalanmasında önem kazandığını, yoksa demokrasinin, hukukun ve milli iradenin çiğnenmesi yönündeki darbe ve terör eylemlerinin bu farklılıklarından beslenemeyeceğini de göstermemiz lazım. Yani benim ya da senin darben, benim ya da senin teröristin anlayışının da yok edileceği bir zeminin hazırlanmasına vesile olduğunu da düşünüyorum 15 Temmuz'un. Çünkü 15 Temmuz biraz önce bahsettiğim anlamda yani darbeyi planlayanlara, yapıcıları bize gösterdiği gibi darbeye darbe demekte zorlanan küresel ya da yerel bir takım aktörlerin varlığı da gözümüzün önünde. Hafızamız onları da hatırlatıyor bize. Dolayısıyla teröriste terörist diyememenin bahtsızlığını yaşayan küresel ve yerel aktörleri de görmüş olmak bir manada bizi umutsuzluğa düşürmüyor ama bunu görmüş olmak da memnuniyetsizliğimizi ifade ediyor. Çünkü kavramsal olarak ya da sözlük anlamında, terim anlamında darbeye karşıyım demek, teröriste karşıyım demek bir anlam ifade etmiyor. Yani çünkü PKK bir terör örgütüdür, PYD bir terör örgütüdür, FETÖ bir terör örgütüdür. Birçok ülke terör örgütü olduğunu söyler ama bu terör örgütlerinin finansal kaynaklarını hatta silah kaynaklarını vermekten de imtina etmez. O zaman siz kavramsal anlamda karşısınız veya şu terör örgütü bu terör örgütü bir ayrım yapıyorsunuz. Hafızamızı 15 Temmuz'dan hareketle inşa ederken bu kötülük karşısındaki
benim senin ya da ton ayrımını ve farkını da gidermemiz lazım. FETÖ bir terör örgütüdür. 15 Temmuz girişimi hain bir darbe girişimidir. Bu darbeye karışan herkes ihanet ve terörist faaliyet içerisine girmiştir. Kim olursa olsun karşısında durmayı hak eden kişi, ne olursa olsun karşısında durmamızı hak eden bir darbe ve terör eylemidir. Bu bir takım iç rekabetlerden hareketle bu darbe girişiminin, bu terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün yandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında ki bulunanlarının böyle yumuşatılması ve farklı gösterilmesi noktasına da hep beraber karşı durmayı başarmamız lazım. Çünkü ben de o gün havaalanındaydım. Yani 15 Temmuz'un sembol mekanlarından birisi. Hem yaş olarak, hem siyasi farklılık olarak, hem düşünce çeşitliliği olarak milletimizin tamamı oradaydı. Tamamı ülkesine sahip çıktı. Tamamı efendim bayrağına sahip çıktı. Çünkü bu şöyledir. Yani niçin darbe yaparsınız? Yani çok basit bir soru, en temel soru. Efendim işte iktidarı değiştirmek istiyorsunuz. Veya ceza vermek istiyorsunuz. Veya başka nedenleriniz var. Türkiye Cumhuriyeti gibi demokratik ülkede bu neden dünyanın hiçbir yerinde geçerli olmadığı gibi burada da geçerli değil. Millet iradesini zaten karşıya koydu. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani kelimeyle anlatamayacağınız bir süreç yaşamışsınız. 30 yıl boyunca yan yana silah arkadaşlığı yaptığınız arkadaşınıza merminizi boşaltabilecek kadar insanlıktan çıkan, silah arkadaşlığı, kardeşlikten ya da Türk askeri olma kimliğinden sıyrılan bir vahşete bürünebiliyorsunuz. Onun için bu zemini oluşturan o karşıtlığın, bu kelimelerle ifade edemediğimiz insan tipolojisinin oluşması noktasındaki adımları hep beraber karşı durmamız lazım. Şunu ben sürekli söylüyorum. Türkiye Cumhuriyet dönemimizde, öncesinde de işte siyasal olarak farklı nedenlerden dolayı darbeler yaşadık. Darbeciler açısından başarılı olanlar var, olmayanlar var. Başarılı olsa da olmasa da amasız ve fakatsız milli iradeye ve demokrasimize karşı gösterilen her türlü eylemin karşısında durabilme zeminini, kararlılığını 85 milyon olarak artık 15 Temmuz vesilesiyle bir davranış biçimine, doğal bir reflekse dönüştürmüş olduğumuzu düşünüyorum. Bunu temenni ediyorum, buna çağrı yapıyorum. Aynı şekilde bu eyleme karışanlar teröristtir, terör hareketidir. Dolayısıyla bu terörizme ve terör hareketine karşı da amasız ve fakatsız karşı duruşu gösterebilme kimliğini ve karakterini bu milletin kazandığını düşünüyorum. Yani benim sizinle olan rekabetim, sizin var olan konumunuzdan etme noktasında ya da sizi geçme noktasındaki yarışım, bu darbe ve terör eylemi içerisinde bulunan kurumlarla olan olumsuz ilişkimi, karşıtlığımı yumuşatamamalı. Bunu artık Türkiye'de başarmalıyız. Başardığımızı ve başaracağımıza dair umutlarımın da yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. AK Parti İstanbul Başkanı Osman Nuri Kapak'ta sağ olun. Teşekkür ederim.